Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Havacılık Dairesi ilginç bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu fotoğrafta bir T-129 atak helikopterin kuyruğu gözüküyordu. Önümüzdeki günlerde ilk teslimat Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından polis havacılara yapılacak. Neden polise T-129 atak helikopteri veriliyor? Kaç adet teslim edilecek? ve şu an devam eden T129 atak projesinde faz 1 ve faz 2 farkları nelerdir? Gelin bu videomuzda T129 atak projesine şöyle birlikte bakalım. Kara kuvvetlerine bağlı kara havacılık, arkasından jandarma havacılık derken Türkiye'deki 3. T-129 atak kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3 yıl önce TUSAŞ'la imzaladığı anlaşmaya göre toplam 9 adet T-129 atak helikopteri faz 1 modeli üretimi başladı bu helikopterlerin ve ilki önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Hedef 1 yıl içerisinde bu teslimatın tamamlanması. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Emniyetin neden T-129 Atak tipi bir helikoptere ihtiyacı var? Malum Güneydoğu başta olmak üzere bazen de sınır ötesi harekatlarda e, polis özel harekat olsun, helikopterleri olsun... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve jandarmanın yaptığı operasyonlara destek veriyor. Adeta 3 kuvvet omuz omuza görev yapıyor. Yerde tabii ki. Havada da bakıyorsunuz işte hava kuvvetlerimizin uçakları var. Helikopterleri var keza. Kara havacılık, jandarmanın ve tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de yaptığı operasyonlarda kullandığı hava araçları var. Amaç burada bir hedef bulunduğu zaman en kısa şekilde, etkin bir şekilde o terör hedefinin yok edilmesi. Bu nedenden dolayı baktığınız zaman işte geçmişte uçağı sadece hava kuvvetleri kullanır veya işte helikopter sadece karacılarındır, insansız hava araçlarını şu bölüm kullanır gibi kavramlar yavaş yavaş geçerlerini yitirmeye başlıyor. Yeni operasyon manuelleri veya savaş konseptlerinde her kuvvet kendince bir teçhizata sahip oluyor. Yani görevi neyse, göreve nereye gittiyse kendi bir şekilde buna müdahale etmek için çok farklı araçlar kullanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da Türkiye'deki polis sadece şehirde değil bir bakıyorsunuz dağdaki terör operasyonu. Bir bakıyorsunuz sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve dediğim gibi jandarmaya destek verirken buradaki operasyonlarda bir taarruz helikopter ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve bu taarruz helikopterde de artık polis havacılarında T-129'lar olacak. Taarruz helikopteri sadece bir şeyi vurmak, etmek, silah kullanmak anlamında değil. Taarruz helikopterlerinin gelişmiş optik sistemleriyle aslında bir nevi keşif görevi yapıyorlar. Gözetleme görevleri yapıyorlar. Etraftaki hedefleri belirliyorlar. Bazen yerden veya bazen de havadan bunlara müdahale gerçekleştiriliyor. T-129 gerçekten Türkiye'nin dünyaya örnek olan projelerinden bir tanesi. Malum yıllar önce İtalyan imalatçı Augusta'nın tasarladığı helikopter konsepti geliştirildi, motorları güçlendirildi ve T-129 haline getirildi. Ve tabii ki İtalyanların yaptığı bu çalışmada Türkiye'den Türk Havacılık Uzay Sanayi Aselsan başta olmak üzere Türk savunma şirketlerine çok ciddi katkıları oldu. Geliştirilen bu konsept 2011 yılında ilk uçuşunu yaptıktan sonra 2014'ten itibaren de TUSAŞ'ta üretilmeye ve kara kuvvetlerinin envanterine girmeye başladı. İlk üretilen modeller EDH olarak adlandırılan T129'un erken duhul helikopter modelleriydi. Yani daha basit konfigürasyona sahip helikopterlerdi. Niye bu helikopterlerin alımı bir an önce gerçekleştirilmek istendi? Çünkü Türkiye'nin özellikle de terör operasyonlarında taarruz helikopterlerine çok ihtiyaç duymasıydı. Yıllar önce 1990'dan itibaren Türkiye bu konudaki adımı AH-1 süper kobralarla atmıştı. Ki bundan sonra yarın yayınlayacağımız videoda da bu konuya özellikle süper kobra meselesine değineceğiz. Arkasından istediği miktarda helikopteri Amerika'dan alamamış çeşitli kararlara takılmıştı. Ve sonrasında NATO yardımları çerçevesinde AH-1 süper kobraların W modelidir bu. Daha eski versiyonları P ve S modeli ki bunlar tek motorlu, yüksek irtifa ve sıcak havada operasyon limitleri süper Cobra'ya göre daha düşük helikopterlerdir. Bunlardan verilmişti ve Türkiye'nin bu helikopterlerle idare etmesi istenmişti. İşte bunların yerine T-129 Atak projesi hem de yerli katkıyla hayata geçirilmiş oldu. E, EDH olarak anlandırılan Erken Duhul helikopterinden sonra Faz 1 üretimi başladı ve Faz 1 üretimi sonrasında da 57 adet helikopter Türk Kara Havacılığına ve daha sonra da Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmiş oldu. Böylece helikopterin bu projenin ana kısmı tamamlanmış oldu. Bu sırada Emniyet Genel Müdürlüğü için 9 adetlik sipariş geldi. Bu siparişte T129'un Faz 1 olarak adlandırılan 2 numaralı modeliydi. Şimdi T129 imalatı ikinci bir aşamaya kayıyor ve bu ikinci aşamanın adı da Faz 2. Faz 2'de özellikle yerden havaya atılan veya radar sinyalleriyle giden bu tür tehditlere işte füzedir, kızıl ötesi hedeflemeyle giden çeşitli işte omuzdan atılan füzelerdir gibi Özellikle tehditlere karşı T129'un elini oldukça güçlendirecek özel ekipmanlara sahip olacak. Peki faz 2'de farklar neler? Gelin isterseniz buna birlikte bakalım. İlk farkın başında 9680 olarak adlandırılan yeni telsiz sistemi yer alıyor. Bu sistem yüksek veya çok yüksek band telsiz olarak adlandırılıyor. Bu telsizle birlikte T129'ların faz 2'leri daha uzun mesafeyle telsiz sinyali karıştırılmadan irtibat kurabilecek ve bunlarla hem yerle hem de e, ana üssüyle veya havadaki diğer helikopterlerle uçaklarla irtibat kurma şansına sahip olacak. İkinci sistem ise RWR yani radar ikaz sistemi. Radar ikaz sistemi neden önemli? Birincisi araziye çok yakın genellikle helikopterler alçakta uçuyor. Bölgede çeşitli radar istasyonları bu helikopterleri görmek üzere etrafı taramaya başlıyorlar. Buralardan gelen sinyaller alındığı an RVR sistemi pilota ikaz vermeye başlıyor. Bununla ilgili bir başka sistem ise bazı füzeler radarla yönlendiriliyor. Bu tür durumlarda RVR sistemi o gelen radar sinyallerini de tespit edip pilota uyarı vermeye başlıyor. Bu açıdan özellikle radar güdümlü olarak atılan füzelere karşı da helikopterin koruması, önlem alması sağlanıyor. Diğer bir sistem ise radyo sinyal karıştırıcısı. Bu sistem ise özellikle sinyallerin karıştırılması, bozulması konusunda helikoptere önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü artık birçok e, havadan yere atılan füze sistemleri veya başka kilitleme sistemleri helikopter üzerinde etkinliğinin azaltılması için bu sistem yoğun olarak kullanılıyor. Bir de lazer işaretleyicileri helikopterde pilota bilgilendiren bir sistem daha var. Bu sistem için helikopterin farklı noktalarında 360 derece etrafı saracak bir şekilde herhangi bir lazer tutulmaya karşı uyarı sistemleri yer alıyor. Şimdi özellikle insansız hava araçları hedefleri nasıl belirliyor? Hedefini yukarıdan kamerasıyla tespit edip lazer işaretlemesi yapıyor ve o hedefin üzerine tutuyor. Mühimmatın attığı zaman o mühimmat lazer izini izleyerek hedefini buluyor ve nokta atışı gerçekleştiriliyor. İşte bu tür durumlarda helikopterin üzerine herhangi bir lazerle bir işaretleme yapıldığı zaman bu sistem bunu tespit ederek pilotu uyarmaya başlıyor. Tehditler geldiği zaman işte bu radyo sinyali olabilir, lazerle işaretlendirilir veya sinyalle bir şekilde kilit operasyonu gerçekleştiği zaman T-109'ların fazikileri bunu hemen pilota uyaracak ve bundan kurtulmak için de bazı öneriler ortaya atmaya başlayacak. Bu sistem ya tam otomatik çalışıyor, bazen pilot tercih ederse yarı otomatik veya manuel olarak devreye konulmakta. Bu da bu helikopterin T-109'un özellikle sıcak çatışmalarda yerden havaya atılacak risklere karşı önlemlerinde de artmasını sağlayacak. Halen yapılan planlamaya göre kara kuvvetleri 8 adet faz 2 helikopter teslim atılacak. Bunu jandarmanın 12 adettik faz 2 teslimatı devam edecek. E, hatta geçtiğimiz günlerde faz 2 ile ilgili test uçuşları da çok önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Malum koronavirüs salgını nedeniyle bazı malzemelerin gelmesi, Bunlarla ilgili üretim test aşamalarında bazı gecikmeler ne yazık ki yaşanıyor. Umarız en kısa zamanda bu gecikmeler de çözülür ve faz 2'lerin teslimatları başlar. Toplam 57 adet helikopterin teslim edildiğini belirtmiştik. Bu ek gelecek işte 12 adet jandarmanın, 8 adet kara havacılığın ve ayrıca 9 adet de emniyetle birlikte toplam T-129 atak teslimatı 86'ya ulaşacak. Bundan sonra projenin opsiyonları devreye girmeye başlayacak. Opsiyon nedir? Kesin sipariş haline getirilmemiş, ihtiyaç doğrultusunda kesin siparişe döndürülecek, çevrilecek sipariş anlaşması. Opsiyonların kesin siparişe çevrilmesi halinde 86 olan helikopter sayısının 121'e kadar çıkartılması planlanıyor. Bununla ilgili bir başka yaklaşımda atak 2 olarak adlandırılan Atağan, T129 Atağan daha ağır bir versiyonu konusunda da çalışmalar, tasarım çalışmalara devam ediyor. Belki de opsiyonların bir kısmı Atak 2'ye kaydırılması gündemde. Bunlarla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız. Bu T129 Atak'la ilgili anlatırken tabii ki işte 3 kuvvetimizde kara havacılık, jandarma, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü yeni kullanıcısı olacak. İhracat ne oldu diye sorabilirsiniz. Türkiye'nin 30 adetlik Pakistan'la yaptığı bir T-129 atak anlaşması var. Aynı şekilde Filipinler'de de gerçekleştirilen bir anlaşma var. Bu anlaşmalarla ilgili biliyorsunuz T-129'da kullanılan motor Amerikan malı. Bu motorların izin için başvuru yapılmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde halen izin için onay bekleniyor. Özellikle Pakistan projesinde izin büyük önem taşıyor. E, muhtemel bu iznin ne zaman çıkılacak, ne yapılacak? Tabii ki TUSAŞ yetkilileri bunları yakından takip ediyor ama Pakistan'da bu konuya, konuda Türkiye yapıcı davranıyor. E, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in açıklamalarına göre Pakistan Türkiye'ye ek bir süre vermiş durumda. Bu bilgiler Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından da benzer şeyler söylendi. Ekstra bir yılı verilmiş durumda. Türkiye tabi bu konuda Amerika'ya bastırıyor ama malum son dönemdeki ilişkilerin ayarları biraz bozulduğu için buna ne zaman izin çıkacak, ne yapılacak bunlarla ilgili gelişmelere önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa sizlere video hazırlayacağız. Sonuçta Türkiye bu helikopterleri veremezse Pakistan Çin'e dönecek. Çin dünden razı çünkü Çin çok sayıda teçhizatı Pakistan'a hibe ediyor. Bu konuda da Amerika bu dengeleri gözetmeye çalışıyor. Bir anlamda Pakistan'a olumlu bakması gerekiyor ama... Dediğim gibi gelişmeler nereye gidecek bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Pakistan'ı muhtemel Filipinler izleyecek ama Filipinlerin T-129 alımına gayet sıcak bakılıyor. Bakalım belki de izin önden çıkarsa Filipinler için üretilecek T-129'lar öne alınması söz konusu. Türkiye için T-129 Atak çok önemli bir projeydi. Bu projede Türkiye özellikle birçok sistemi kendi tasarlaması, bunu hayata geçirmesi, arkasından sahada bu helikopterlerin yoğun olarak kullanılmasıyla birlikte çok ciddi bir tecrübe edilmesi ve bunların tabi tecrübenin geri dönüşü TUSAŞ için çok önemli bir katkı sağladı. Burada nedeninden kazanılan tecrübelerle T625 helikopteri yapımı hayata geçirildi. Halen testlerini devam ettiriyor bu helikopter. 6 ton ağırlığında sivil ve askeri amaçlı kullanılacak bir helikopter. ilerleyen dönem içerisinde örneğin jandarma tarafından o 1lerin yerine alınması, kullanılması gündemde. Keza benzer bir durum askeri açıdan kara kuvvetleri içinde gündemde. Bu açıdan T-625 önemli bir kazanım oldu. Sonrasında ise Atak-2 projesiyle birlikte Türkiye Atak-T129'u büyütmeyi daha ağır taarruz helikopteri haline getirmeyi düşünüyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar sürüyor. Hedef ATAK 2 için 2023'te ilk uçuşun yapılması. Bugün T-129'un yeni kullanıcısı olacak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak teslimatlar hakkında biraz konuştuk. T-129'da ayrıca Faz 1 ve Faz 2 farklarını ortaya koymaya çalıştım ve şöylece bir atak projesinin geleceğine doğru baktık. Yarınki videomuzda AH-1W olarak adlandırılan Süper Cobra helikopterlerine bakacağız ve Süper Cobra'da da bir tarih yaprağı kapanıyor. Bunu yarınki videomuzda izleyebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Lütfen bize sorularınızı ya yorum yazın ya da info@tolgozbek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Katıl tuşuyla destek görebilirsiniz. Bildirimlerinizi açın ve tabii ki abone olmadıysanız sizleri her zaman bekliyoruz. Yarın AH-1W Super Cobra helikopteri videosunda görüşmek üzere.